Bloodborne, karanlık ve gotik bir atmosfere sahip olan kurgusal bir şehirde geçer. Gotik mimarı, dar sokaklar ve dehşet verici manzaralar oyuncuları hemen içine çeken bir atmosfer yaratır. Ancak şehrin altında daha da karanlık ve rahatsız edici bir gerçeklik yatar. Kozmik korkuların hüküm sürdüğü bu dünya, oyuncuların her adımda gerilim yaşamalarına neden olur. Dönüşüm geçirmiş insanlar, canavarlar ve kozmik varlıklar oyuncuları sürekli olarak tehlike altında hissettirir. Ani saldırılar ve beklenmedik hareketler gerilimi artırır ve oyuncuların sürekli olarak tetikte olmalarını sağlar. Bloodborne, korku ve gerilim dolu bir macera arayan oyuncular için mükemmel bir seçenektir. Gotik atmosferi, dehşet verici düşmanları ve derinlemesine gizemli hikayesi oyunu unutulmaz kılar. Oyuncular, şehrin karanlık sokaklarında gezinirken adrenalin dolu bir maceraya atılmaya hazır olmalıdır. Condemned, Criminal Origins. Gizemli bir figür, şehrin karanlık sokaklarında dolaşan bir dedektif olan Ethan Thomas'ı takip ediyor. Ethan, seri cinayetlerin altındaki gizemi çözmeye çalışırken kendisini gitgide korkunç ve rahatsız edici olayların içinde bulur. Oyun, oyuncuları terk edilmiş binalar, kanlı sahneler ve derin karanlık koridorlarla dolu bu dünyaya sokarak gerilimi doruk noktaya çıkarıyor. Atmosferik müzikler ve titizlikle tasarlanmış ses efektleri oyuncuları oyun dünyasının içine çekerek gerçeküstü bir deneyim sunuyor. Oyun yakın dövüş odaklı bir mekaniğe sahip. Ethan ellerinde bulunan çeşitli nesneleri kullanarak düşmanlarına karşı savaşırken aynı zamanda ipuçlarını toplamak ve cinayetleri çözmek için ortamı araştırıyor. Oyunun korku unsurlarıyla birleşen bu mekanikler oyuncuların sürekli olarak tetikte olmasını ve gerilimi hissetmelerini sağlıyor. Forbidden Siren, Siren Adası olarak bilinen bir yerde geçen karanlık bir hikayeye davet ediyor. Adada bir grup karakter, esrarengiz bir kuvvet tarafından yönlendirilen zombi benzeri varlıklar ve doğaüstü olaylarla karşılaşır. Oyuncular, bu karakterler aracılığıyla adanın derin sırlarını keşfederken kehanetler ve eski bir lanetle yüzleşmek zorunda kalırlar. Oyunun atmosferi Japon korku filmlerinin etkileyici ve karanlık tonunu yansıtarak oyuncuları gerilim dolu bir deneyime sürüklüyor. Etkileyici oyun mekaniğiyle oyuncuları kendine çeken bu oyun, Japon korku oyunlarının önde gelen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Esrarengiz atmosferi ve zorlayıcı bulmacalarıyla Forbidden Siren korku severleri derin ve unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. But she's a princess. We're supposed to save her. You're supposed to slay her, or she'll go on to destroy everything. Do you not understand what everything means? Bağımsız korku oyunu Slay the Princess, Marvel ve Nintendo'nun yeni oyunlarını geride bırakarak Metacritic'te en yüksek puan alan oyunlardan biri oldu. Steam'de sessiz sedasız yayınlanan oyun, ilginç hikayesi ve başarılı anlatım tarzıyla dikkat çekiyor. Korku temalı yapımda oyuncuların bir prensesi öldürmesi isteniyor. Bunun için
bir orman kulübesine girerek rahatsız edici bir rol üstleniyorlar. Ancak prenses çeşitli ikna ve hileler ile oyuncuları bu görevden caydırmaya çalışıyor. Muhteşem bir kompozisyon ile harmanlanmış bu nadir oyunu kesinlikle denemelisiniz. Resident Evil serisi, korku oyunları dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, 1996'da yayınlanan orijinal Resident Evil oyunu bu başarının temelini atmıştır. Capcom'un efsanevi korku serisinin ilk oyununu modernize etmek amacıyla geliştirilen Resident Evil Remake, korku oyunlarının klasiklerinden biri olarak anılmaktadır. Orijinal oyuna kıyasla bazı oyun mekaniği iyileştirmeleri sunar. Yeniden tasarlanmış kontroller ve kamera açıları oyuncuların daha rahat bir deneyim yaşamasını sağlarken bulmacalar ve düşman yapısı da yeniden dengelenmiştir. Bu sayede oyun hem orijinal hayranlarını memnun ederken hem de yeni oyuncuları kendine çeker. The Evil Within, ilk dakikadan itibaren sizi bir bilinmeze doğru sürüklüyor. Büyük bir katliamın yaşandığı bir akıl hastanesine giden sıradan bir dedektif olarak başladığımız macerada, alemlerden alemlere geçiş yaptığımızı söylemek yanlış olmaz. İlk dakikadan itibaren neler olup bittiğiyle ilgili aklımızda sürekli bir soru işareti dolaşıyor. Ve uzunca bir süre A noktasından B noktasına gitmemizin tek sebebi, hayatta kalmak oluyor. The Evil Within'in kurgusunu bu açıdan bir korku romanından uyarlanmış gibi hissedebilirsiniz. Bu uğursuz yolculukta size eşlik eden ise karanlık, tekinsiz kasabalar ve kana susamış yaratıklar oluyor. Japon korku kültürünün önemli bir öğesi olan aynalar da The Evil Within'de alemler arası geçiş için kullanılıyor. İnsan doğası, içindeki karmaşıklığı ve çatışmayı yıllardır merak uyandıran bir konu olmuştur. İnsanlar hem iyilik hem de kötülük potansiyeline sahip olduğu düşünülerek içlerindeki karanlık tarafı keşfetmeye yönelik birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda The Beast Inside konusu insanın içsel çatışmalarını ve karanlık yönlerini ele alıyor. Benden size tavsiye, bu oyunu tek başınıza oynamayın. Silent Hill serisi, korku oyunları dünyasında eşsiz bir yere sahip. Atmosferik korku ve derin hikayeleriyle oyuncuları büyülemiş olan bu seri, Silent Hill 4 The Room ile bir kez daha sınırları zorluyor.
Konsepti ve karanlık atmosferiyle oyuncuları hem rahatsız eden hem de bağımlılık yapan bir deneyim sunan bu oyun, korku severler için unutulmaz bir başyapıt olarak anılıyor. Serinin 4. ana bölümü olmasına rağmen, diğer oyunlardan farklı olarak oyuncuları şehrin dışına çıkararak bir daireye hapseder. Bu daire, oyuncunun kabuslarının merkezi haline gelirken, oyunun temel mekanikleri burada şekillenir. Silent Hill 4 The Room sadece korku oyunları dünyasında bir başyapıt olarak kabul edilmiyor. Aynı zamanda video oyunlarının genelinde önemli bir yer işgal ediyor.